Savunma sanayine ürettiği yerli ve milli silahlarla Wikileaks'in yayınladığı Amerika'nın gizli belgelerinde bile adından söz ettiren, Bursalı sanayi markası Ermaksan, tamamen yerli ve milli kaynaklarla ürettiği dev silahı tanıttı. Şimdiye kadar büyük oranda Amerika'ya bağımlı olduğumuz ve milyonlarca dolar para ödediğimiz silah, Bursalı yerli şirketimiz tarafından %90 yerlilik oranı ile üretildi. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Dünya genelinde yalnızca iki ülkenin ürettiği, fırkateyn ve karakol gemilerinde kullanılan deniz topları artık Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Türkiye, Amerika ve İtalya'nın ardından dakikada 600 mermi atabilen Thunderbolt çift namlulu deniz topunu, uluslararası alanda tanıtarak 3. ülke konumuna geldi. Saha Expo'da Bursalı Ermaksan tarafından sergilenen bu yeni nesil teknoloji, Türkiye'nin savunmadaki gücünü gözler önüne serdi. Üretimi tamamen yerli kaynaklarla gerçekleştirilen bu 5.5 tonluk dev silahların, deniz kuvvetleri envanterine dahil edildikten sonra dost ülkelere ihracatının yapılması planlanıyor. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Ermaksan, 60 yıllık tecrübesiyle deniz ve kara platformları için geliştirdiği 40 ila 70 milim deniz topları, hava savunma sistemleri için yüksek güçlü lazer kaynakları, FBG lazer sensörleri, dijital ikiz teknolojileri ve 3D metal yazıcılarıyla dikkat çekiyor. Tamamen yerli imkanlarla üretilen Thunderbolt, 12.600 metre menzile ve çift namlusu sayesinde dakikada 600 mermi atma kapasitesine sahip. Bu 40 milimetre çapındaki deniz topu, hücum botlar, sahil güvenlik gemileri, karakol gemileri ve fırkateynlere monte edilecek şekilde tasarlandı. Ermaksan'ın Bursa'daki fabrikasında üretilen Thunderbolt deniz topları, güverte altı ve üstü olmak üzere iki model olarak geliştirildi. 5.5 tonluk güverte altı modeli 740 mermi kapasitesine sahipken, 2 ton ağırlığındaki güverte üstü modeli tek dolumda 80 mermi alabiliyor. Elektronik donanımıyla dikkat çeken bu toplar, kara testlerinin ardından gemilere monte edilerek deniz testlerine tabi tutulacak ve bu testlerin başarıyla geçilmesi durumunda, deniz kuvvetleri envanterine dahil edilecek. Yeni tip karakol gemisi ve hücum bot projelerinde de kullanılabilecek olan Thunderbolt'un, müttefik ülkelerden büyük talep gördüğü ve envantere girmesinin ardından ihracatının başlayacağı bildirildi. Ayrıca, bu deniz toplarının Mavi Vatan'daki başarılı görevlerinin ardından kara kuvvetleri envanterine de dahil edilmesi düşünülüyor. Thunderbolt 40-70 çift namlulu ve tek namlulu deniz topunun araç üstü modelleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ürettikleri gemi toplarının tamamen yerli olmasının altını çizerek, yerlilik oranına büyük önem verdiklerini belirtti. Özkayan, birçok parçayı milli olarak üretmeye çalıştıklarını, firma olarak %90 ihracat oranına ulaştıklarını ve savunma sanayinde de güçlü ihracat hedefleri olduğunu ifade etti. Dünyada 100 ülkeye makine ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özkayan, bu pazarı geçmiş çalışmalarımızla kurduk ve savunma sanayinde de aynı hedefi izleyerek, öncelikle ülkemizde güçlenip ardından tüm ürünlerimizi ihraç etmek istiyoruz. Şu anki ihracat hacmimiz 100 milyon dolar dedi. Savunma sanayine ürettiği yerli ve milli silahlarla Wikileaks'in yayınladığı Amerika'nın gizli belgelerinde bile adından söz ettiren, Bursalı sanayi markası Ermaksan, tamamen yerli ve milli kaynaklarla ürettiği dev silahı tanıttı. Şimdiye kadar büyük oranda Amerika'ya bağımlı olduğumuz ve milyonlarca dolar para ödediğimiz silah, Bursalı yerli şirketimiz tarafından %90 yerlilik oranı ile üretildi.